burası bitti arkadaşlar ama çok güzel oldu. Çok güzel bir kot verdik. Zaten şap dökerken ıslak zeminlerde mail önemli, kot önemli. Islak zeminler her zaman 1-2 santim, 1-2 diş altta olacak. Sebebi burada ıslak zemin olduğu için buradan herhangi bir, şimdi bu aynı seviyede olsa orada herhangi bir su arızasında bütün su buraya taşacak. Lavabodur. İster istemez su taşabilir, sıçrayabilir. O yüzden buraya toplanmasını engellemek için 1-2 santim hep aşağıda olur. Harici bütün zeminler, bütün şeyler sıfırdır. Tek kot. Şu kalınlıkta. Burası bitti. Şimdi diğer villa yapılıyor arkadaşlar. O yüzden basmıyoruz. Bunu akşam güzelce sulayacağız. Ama öyle çok sulanmasına gerek yok. Beton gibi çok su istemiyor. Bir kere böyle damlatma şeklinde sulansa kafi. Şimdi kepçe işine kaldığımız yerden devam. Şuraya kadar dolduracağız mecbur. Ya içeri kamyon girmiyor mecbur. Biz bu tarafa doldurduk hep. Buraya boşalttık. Buradan da içeri atıyoruz. Evet, öbür villa da bitti arkadaşlar, çok şükür. Şapımızı döktük. Yarın sabah erkenden bunu bir kere böyle sulayacağız. Tabii öyle hortumla değil, bir şişeyle böyle damlatarak sulayacağız. Serpe serpe sulayacağız. Şimdi işte kepçe çalışıyor bir yandan. Az kaldı inşallah. İnşallah. Of, yoruldum arkadaşlar ya, başıma güneş geçti, cinnok ruh hastası manyak oldum. Çok fena başım ağrıyor, biraz gölgede dinleniyorum şu an. Yarın inşallah şuradan itibaren birazdan kepçenin işi bittiğinde şuraya bir 60 santim eşeceğiz. Duvarımızı çekeceğiz. Sonra bir çentik sağa bir çentik sola 4 metre şöyle bir kapı bırakacağız. Şuraya da 4 metre bir kapı bırakacağız. 4-4,5 artık ona bakacağız. Yükseklik 2 metre olacak. Ön duvar çıktıktan sonra zaten yani daha da şekillenecek. Şekli şemali ortaya çıkmış olacak inşallah. Çok güzel olacak. İnşaatın en keyifli zamanları aslında bitiş kısmı. Bir, kabası bitince, iki, ince işler bitince ortaya çıkıyor. Yani şu ana kadar
Villamızı nasıl buldunuz arkadaşlar? Yani şeffaf yorum yapabilirsiniz. Yani gerek planı olsun, projesi olsun, işte bahçe planı olsun, işte düzenlemesi, rengi, tipi, modeli, konumu. Sizce nasıl? Ya bu arada bura Antep'in en yüksek yeri. Havası suyu 10 numara. Şu karşı taraf Adana yolu, eski Adana yoluna çıkıyor. Şu Soft Dağı dediğimiz kısım. Ve şurası da Maraş yolu. Ve şurası da bizim otoban girişi. Hatta şöyle zoom yapalım. Bak burası otoban girişi arkadaşlar. Gaziantep'e geldiğiniz zaman, batı çıkışından çıktığınız zaman, bak şu kamyonun, tırın geldiği yerden giriyorsunuz. Önünde gişeler var. Gişelerden sola dönüyorsunuz. Sonra böyle Ak Toprağa geliyor. Bizim burası Ak Toprak Mahallesi. Ve şehir merkezine 10 dakikalık mesafede. Yani hala satın almayı düşünenler varsa, hala geç değil. Hala topraktan, temelden satışımız mevcuttur. Aynı fiyat. Fiyat hiç değişmedi. Ya piyasanın altında vereceğim ben. Çünkü beklemeyi sevmiyorum. Daha satışa da çıkarmadım bu arada. Dedim tam bitireyim, net bitsin, öyle satışa çıkacağız. Çıkaracağız. Öyle işte bizim emlakçı arkadaşlarımızla görüşeceğiz. Yani daha tam bitirmeden satmak istemiyorum. Zaten şu an bitti. %95 hak edişteyiz. %5 bir işimiz kaldı. Havuz işi zaten bir hafta çok kolay. Prefabrik olduğu için betonarme gibi değil. Bir haftada bitmiş oluyor. Demek istediğim, yani konumu çok güzel buranın. Yüksek, rakımı yüksek bir yerde. Benim bağ evi de şuranın, bak şu bölgenin çukur kısmında, yani daha aşağıda. Bizim burası en yukarı, en üst kısım. Bak şurada hep 10 tane villa var. Yani şu bölgede tam 200-250 tane villa yapılıyor ama hepsi bir kademe kademe bizim altımızda. Bizim yer en yüksek konumda. Yani yeri böyle arkadaşlar. Ben bir yemek yemeye gidiyorum. Acıktım. Saat 5.30. Günde 2 öğün yiyorum. Bir sabah kahvaltı yiyorum. Bir de akşama doğru 5-6 arası. Ondan sonra hiçbir şey tüketmiyorum. Katı olarak, yani yemek olarak bir şey yemiyorum. Sadece çay. Çay, kahve. Bir de su. Bizim Aslan Toma'nın ismi her yerde ya. Bizim Toma'nın şirketi var ya. Hangi Kangal'ın şirketi var? Bizim Toma'nın şirketi var kocaman. Maşallah oğluma. Evet, şimdi yemek yedik. Doyduk çok şükür. Ah. Bakalım kepçecimiz ne yapmış.
Yine akşam oldu arkadaşlar. Bir günün daha sonuna geliyoruz ufaktan. Tabii kepçe son parçaları da atacak. Yarına yetiştirmemiz lazım buranın dolgusunu. Çünkü yapıcılar gelecek. Şuradan 3-4 koş pirketle böyle kademeli şekilde şuraya geleceğiz. Oradan da belli bir kotta dümdüz şu karşıya kadar pirket öreceğiz. Buranın dolgusu kaldı. Çok da güzel oldu. Biraz daha dolgu eksiğimiz var ama onu iki tane eşeceğimiz havuz enkazından tamamlayacağız. Harbiden çok güzel oldu ya. Oo, dışarı da tertemiz olmuş. Bugünlük bitti işimiz arkadaşlar. Bir sonraki gün inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Allah'a emanet. Hoşçakalın. Şimdi arkadaşlar hava karardı ve çok serin oldu. Şu an acayip efil efil rüzgar esiyor. Biraz kum getirdik. Şimdi kepçecimiz, operatörümüz Emin Bey şeyi getiriyor. Pirketlerimizi getiriyor. Sonra çimento getirecek. Hem şu orta kısmın duvarını, hem şuraları, şu arka kısımları, şuraları komple 4 kor kaldıracağız. Şuraya 2 tane tuvalet, giyinme odası ve duş yeri yapacağız. Şuraya bir duvar. Şuraya bir duvar çekeceğiz. Şuraya bir duvar çekeceğiz. Ya sağda solda ne kadar kum varsa hepsine getiriyoruz, topluyoruz. Çünkü ziyan olmasın. Yazık ki ha. Bu kumla burası biter. Evet, bir sonraki gün arkadaşlar şapımız kurudu. Çok da güzel olmuş, sulamasını da yaptık. Tabi öyle hortumla değil. Acayip güzel oldu ha, bayağı. Yani şu an tam benzedi bir şeye. Şu an ortaya çıktı bak. Kepçe de orada çalışıyor. Tuvaletimiz bak, ıslak zeminleri bu arada arkadaşlar düşük tutuyoruz. Çünkü burası suya maruz kaldığı için, sulu bir alan olduğu için, ıslak bir zemin olduğu için buradan oraya su geçmesin diyor. Burayı her zaman 1-2 santim düşük tutuyoruz. Yani 1 santim de yeterli. 2 santim de yeterli. Ama ustamıza helal olsun. Güzel bir kot vermiş. Ya bu tarz şeylerde kot almak önemli. Çok çok önemli. Sifonlarımız bak sıfır. Bazıları şap döküyor. Sifon çok yerde kalıyor, dengesiz kalıyor. Bu sefer ne oluyor? Izgara yattığın zaman ızgara yerde kalıyor, çukur kalıyor. Yani küçük ufak tefek şeyler ama işte dikkat edilmesi gerekiyor. Burası da mutfağımız. Burası kombi odamız. Mutfağımız böyle arkadaşlar. Şimdi üst katlara çıkıyoruz. Şurada bir şey var ama önemli değil. Burayı bizim fayansçı girdiği zaman buraya ayarlayacak. Buraya bir tamir harcı yapacağız. Yine balkon ıslak zemindir. Altta bakın. Burası duş yeri. Yine burası da altta. Şurası sifon kapağımız.
Şimdi akşama doğru burayı tekrar bir sulayacağım. Bir daha sulayacağım. Bakın yine ıslak zemin ve duş yeri. Burası bir tık daha alta. Zaten oranın çok önemi yok. Evet, durum böyle arkadaşlar. Şimdi sıvacımız tekrar gelecek. Dediğim gibi etek altı yok mu? Biz etek altı saten kısımlarını yapmamıştık. Kirleniyor diye, şey oluyor diye. Etek altı saten alçı yapacağız. Bir de duvar kağıdı. Bak, yani etek altı dediğim şu kısım. Şu kısmın altının saten alçısı vurulacak. Alçı sıçramalarını, işte bunları temizleyeceğiz. En son bittikten sonra tavanlar, duvarlar komple astarlanacak. Çünkü duvar kağıdı alçıyı tutmuyor. Bir süre sonra böyle kalkıyor. O yüzden bir kat astar vuracağız duvar kağıdından önce. Tavanlara da astar vuracağız, sonra üzerine boyayacağız. Yani durum böyle arkadaşlar. Ondan sonra zemin uygulaması. Bakın şuralar hep tekrardan saten alçı olacak. Evet arkadaşlar, bugün de bir çalışmanın daha sonuna geldik derken yağmur başladı. Şu an yağmur yağıyor. Ön bahçe duvarımızı eştik işte. Şu orta kısımdan duvar gelecek. Şuradan 5 metre böyle, 5 metre öyle. 4-4,5 metrede kapılarımız var. Çapraz bir duvarımız oluyor. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ben burayı böyle bıraktım. Derim. Şu köşeye bir foseptik açacağız. Duvar bittikten sonra işte iskan alındıktan sonra abi iki havuz bir foseptik eşip dolguyu buraya katacağız. Oradan biz buraya piket yapalım. Aynen abi. Buraya işte 3 metre mi gelmişti? Evet. 3 metre duvar çekeceğiz abi. İşte şu ortadan da güzel bir merdiven 1.80 2 metre falan. Sağında 1 metre kalır. Solu da 2 metre kalır. Hem alan açılır hem de şurada hoş bir görüntü olur. Şurada bir ağaç olur. Şurada bir çiçeklik olur. Şöyle merdiven boyunca gelir. Ben seni aradım. Ben diyecektim bizim o yulluğu almasın. Yulluk? Hani seninle kaldırdık ya. Abi onu sonra ben göremedim. Abi seninle şuraya aldık. Ondan sonra yoktu. İşte. Adamlar da gelmedi. Onu kim götürdü o zaman? Bilmiyorum valla. Kim götürdü acaba? Abdullah mı götürdü? Senin adamın. Abdullah mı ismi? Ali. Ali. Yok, götüremez abi. Belli olmaz. O starakası koyup. Onu ben iskeleceğe bir sorayım abi. Onu bir sorayım çünkü. Şimdi biz burayı nasıl yapacağız? İskeleceğe bir sorayım.
geldi. O adam da yani 500-600 coin'den fazla coin'leri var her zaman. Ahırında var ya. Çok büyük tüccar. Bir de sayılı insanlardan seviyorlar millet. Doğru. Bazen popülasyon tanıyor, seviyor. Bozova tarafında. Pazarda biri aynı Murat kadar dinlemeyin bana. Murat pikiyat bir şey olmaz. Murat abi, bir tane pikiyat ver, şakulu ver. Şakul yanında. Tut şakulu. Şakulu. İpe tutacağım bunu. Milim bak hatasız. Şakul kolay kolay yalan söylemez. Burada bir tane dikkat ver. Yanında amca. Ana ana. Verin de yoksa çıkan. Şakulu get. İndir. İndir at. Sıfıra indir. Tamam hele dur. Durdum. Tamam sıfıra indir. Tamam. Tamam sıfıra. Ora alt noktası. İyi.